Merhaba, sevgili psikoloğum Necati Karakaş. Psikoloji dünyasında Alfred Adler vardır. Bireysel psikolojinin kurucusu. Bireysel psikoloji aslında ilk etabıyla psikanalizden etkilenmekle yola çıkan Alfred Adler'in Freud'un libido düşüncesine, yani temel dürtülerimizin seksüalite ve agresyon olduğunu iddia eden Freud'un düşüncelerine karşı çıkmasıyla ortaya çıkan, hani bireysellik, insan biriciktir, mekanik bir olgu değildir, biraz daha hani hümanistik akım gibi. Yani insanın sorunları şahsına münhasırdır ve çözümleri de şahsına münhasır gerçekleşir düşüncesiyle ortaya çıkan bir ekoldür. Alfred Adler'in düşünceleri psikoloji dünyasına çok ciddi etki etmiş. Psikoloji dünyasında kendine çok önemli yerler bulmuştur. Dolayısıyla Alfred Adler psikoloji dünyasının renkli bir simasıdır. Alfred Adler bir tıp hekimidir. Dahiliye, iç hastalıklar, nöroloji ve psikiyatri bölümlerinde uzmanlaşmış bir tıp hekimidir. Birçok bölümde uzmanlaşmış bir tıp hekimidir. En nihayetinde hani psikolojiyle ilgilenmeye karar vermiş. Psikiyatrinin biraz daha davranışsal bölümleriyle çalışmalarını sürdürmeye karar vermiştir. Tabii Freud'un kurduğu Psikanaliz Derneği'nin kurucu üyelerinden bir tanesi ve daha sonrasında hani Freud'un libido düşüncesiyle fikir ayrılığına düşmüş ve aslında karakterimizi oluşturan şeyin temel dürtülerimiz değil de içinde bulunduğumuz sosyal durumlar, aile durumları ve aslında çocukluk evresinde yaşadığımız travmatik olaylar olduğu ile ilgili bir fikir geliştirmiştir ve buna da bireysel psikoloji ekolü adını vermiştir. Tabii ki Alfred Adler'in birçok kitabı vardır. Kadın psikolojisi, çocuk psikolojisi ile ilgili çeşitli çözümlemeleri vardır ve bunlardan en renklilerinden, en bilinenlerinden, meşhur olanlarından bir tanesi de İnsanı tanıma sanatıdır. İnsanı tanıma sanatında Alfred Adler çocukluk evresinde yaşadığımız olayların hayatımız boyunca kendini yinelediğini, çözüm üretmediğimiz ve bu travmaların çaresine bakmadığımız zaman artık karakterimiz ve kaderimiz olacağını anlatır. Ve bilinçaltından vurgu yapar, yaşadığımız sosyal olaylardan vurgu yapar. Karakterimizin sadece bir yönden değil birçok yönden etkiye açık olduğunu ve bu etkilerle şekillendiğini iddia eder. Doğrudur da aslında çocukluk evresinde yaşadığımız travmalardır karakterimizi oluşturan. Aslında çocukluk evresinde yaşadığımız olaylardır, mutlu veya mutsuz anılardır ve en nihayetinde içinde yetiştiğimiz ailedir. Alfred Adler'in bakış açısı bu anlamda çok yerindedir. Çocukluk evresinde anne baba şefkatinden uzak kalmış çocukların duygusal ve davranışsal komplikasyonlarından bahseder. Örneğin çocukluk evresinde yaşadığımız travmaların gelecekte yaşayacağımız travmalarla benzer dokulara sahip olduğunu anlatır. Ya da çocukluk evresinde yaşadığımız hastalıklar, fizyolojik hastalıklar, gelecekte aslında en çok uğraşacağımız fizyolojik problemler olduğunu anlatır. Örneğin işte göğsümüzde bir ağrı var çocukluk evresinde. Hayatımız boyunca bu göğsümüzdeki ağrıyla uğraşacağımızı işaret eder. Bir çocuk kendisini yalnız hissettiği durumda aslında hayatı boyunca kendisini yalnız hissedeceğini, çocukluk evresinde kendini zayıf hissettiği durumlarda aslında hayatı boyunca kendini zayıf hissedeceğini, bu yüzden bir davranış, bir düşünce, bir psikolojik yöntem belirleyip bunların çözümlenmesi gerektiğini anlatır. Örnek verir ve örnekleri pratik hayatta sık karşılaştığımız örneklerdir. Bir çocuğun kardeşinin daha çok sevildiğini, kardeşine daha çok özen gösterildiğini, anne babanın ayrım yaptığına şahitlik ettiği durumlarda gelecekte hayatı boyunca kendini yalnız hissedeceği ve psikolojik sorunlar yaşayacağını anlatır Alfred Adler. Çocukluk evresinde yaşanılan travmatik olaylar, özellikle bu sevgi, ilgi, özen gösterilme, sosyal doyum duyguları
hayat boyu taleplerimizin ana merkezinin oluşturduğunu anlatır. Bizler aslında bir şeyler talep ettiğimizde bir şeylerin eksikliğinden kaynaklı talepler olduğunu ve bu taleplerin aslında bu eksikliklerin değerli olduğunu anlatır. Ve en nihayetinde duygularımızı analiz ederken, hayatımızı yaşarken çocukluk evresinde yaşadığımız komplikasyonların bütün hayatımız boyunca karşımıza farklı varyasyonlarda çıkacağını anlatır. Ve en nihayetinde bizim bu konularda muzdarip olacağımızı, bu konuları çözümlememiz gerektiği ile ilgili fikirler salık verir. Dolayısıyla bizler insani anlamıyla yaşadığımız olaylarda kendimizin farkında olmak, kendimizi tanımak, kendimizi bilmekle yükümlü olduğumuzu anlatır. Bizim ruh dünyamızda yaşadığımız olgular, annem beni çok seviyor, babam beni çok seviyor. Pratik hayatın içine girdiğimiz zaman artık anne baba yok. Tek başına mücadele etmem gerekiyor. Ve bu mücadelede nasıl başarılı çıkabilirim? Bu mücadelede kendimi nasıl gerçekleyebilirim? Kaygılarının aslında bilinçaltımızdaki fırtınalarla paralel şekilde ilerlediğini anlatır. Çocukluk evresinde diğer kardeşe çok fazla özen gösteren, çok fazla ilgi veren anne babanın çocuğunun bu kıskanma duygusuyla birlikte aslında psikolojik bir karmaşanın içinde, bir travmanın içinde olacağını anlatır. Ve aslında diğer kardeşe çok değer verildiği durumda o kişinin ömür boyu sağlıklı bir psikolojiye kavuşamayacağını ima eder. Yani der ki böyle durumlarda sağlıklı bir psikoloji çok mümkün olmayabilir. Bizdeki o ruhsal organın bizi hayatta tutmak için en ideal yöntemler geliştirdiğinden bahseder. Hani narsizmle ilgili konuşurken deriz ki narsizm bir hayatta kalma refleksidir. Örselenmiş, ezilmiş insan ruhunda bir hayatta kalma reaksiyonudur. Dolayısıyla biz yaşadığımız travmalar karşısında yüksek bir duyguya kavuşmak zorundayız ki hayatta kalabilelim ve psikolojik karmaşalardan uzak durabilelim. Bir örnek anlatır, case study. Döneminde çok zengin, variyetli bir ailenin kızının ailesinin onaylamayacağı bir evliliğe gitmesi ve kızın da erdemlerinin olması, ailenin de erdemlerinin olması, fakat bu evlilik konusunda ailesinin kızına çok sert bir tutum takınmasını anlatır. Kızın, ailenin kızının çok saldırgan bir davranış, çok saldırgan bir karakter geliştirdiğini anlatır. Biraz da kızın hırsını vurgular ve bu hırslı kadının ailesi tarafından dışlanmayı hazmedememesini anlatır. Ve elbette ki aileyle muhalefet durumuna düştükten sonra ekonomik olarak da sıkıntı çekecek, sosyal anlamda da dışlanacak ve kız aslında gururu kırılacak, onuru kırılacak ona göre. Ve bir tür aslında örselenme yaşıyor anne babadan ve sosyal toplumdan ve ekonomik durumlardan. Bu durumda nasıl bir davranış geliştirilir diye kızın hayatına baktığında Alfred Adler, kadının bir sabah uyanıp kocasına Hazreti Meryem'i, Meryem Ana'yı gördüğünü söylediğini ve Meryem Ana'nın ona şu gün şu saatte şurada öleceğini ama sakın ha üzülmemesi, korkmaması gerektiğini söylediğini anlatır. Ve en nihayetinde hani Alfred Adler'e gelir bu vaka. Case study olarak literatüre geçmesinin sebebi aslında anne ve babasının sert tutumları. Aslında annesi babası da erdemli insanlar ama bu evlilik konusunda ona muhalefet etmişler ve kız da res çekmiş, kabul etmemiş, evlenmeye karar vermiş ve en nihayetinde evlenmiş bu adamla. Ama bunu içten içe hazmedemediğinden bahseder Alfred Adler bu kadının. Dolayısıyla bu kadın artık bu kaygı, bu stres seviyesini o kadar maksimum düzeyde yaşar ki sanrılar halinde zihin kendini rahatlatma yolunu seçer. O yaşama organı sayesinde. Yani ruhsal organ, özür dilerim. Yani kadın ailesinden gördüğü sert tepki karşısında bunun öfkesinden, hıncından, hırsından kurtulamaz. Bir şekilde ailesine karşı bir düşünce, bir reaksiyon geliştirmek zorunda. Ve en nihayetinde Meryem Ana'yı, kutsal Meryem, yani kendi annesinden daha üstün bir anneyi
hezeyan halinde, daha doğrusu sanrı halinde görür. Ve ona şefkatli bir şekilde şu gün şurada öleceğini söyler falan. Aslında bu kadının delirmekten kaçmasıydı. Yani o kadının öleceği saat ve an değildi. Onun anne figürüyle o kadar yoğun çatışma durumu yaşaması ve bunun haricinde gözleri açıkken sanrı yaşamasına sebep oluyor. Yani bir yerde bir kaygı, bir stres, bir ofansiflik durumu varken bu saldırgan olaya karşı, bu içten içe kemirici olaya karşı kadın delirmekten, yani it ego süper ego kavgasından kurtulabilmek için Kutsal Meryem'i görüyor. Ve Kutsal Meryem ona ölümü haber ediyor. Yani artık üzüleceğin, kaygı duyacağın hiçbir şey yok. Ben yukarıdan seni takip ediyorum. Sen iyi bir insansın. Doğru olanı yaptın. Artık bir şeylerin stresini yaşayıp durma. Üzülme. Ve en nihayetinde bu Kutsal Meryem'in onu teselli etmesi. Ona o içinde yenemediği hırsını zihni aracılığıyla yenmesi durumu. Aslında Kutsal Meryem'i falan gördüğü yok. Ama o bunu sanrı halinde yaşıyor. Daha öncesinde anlatmıştım, bir asker düşman ablukasında kalır ve kafasını kaldırdığında beyaz sarıklı, beyaz atlı bir dedenin onu atının üzengisine, gergefine atıp onu oradan kurtardığını anlatır. Sahra hastanesinin önüne bıraktığını anlatır. Ve komutanlar bu durumu görünce biraz bir stres durumu, maksimum seviye bir hava değişimi iyi olacak. En nihayetinde bu fantastik bir olay. Ama aslında orada askerin düşman ablukasında kaldığı anda yaşadığı stres maksimum düzeyde. Yani hayati fantastik bir deneyim yaşıyor. Bu deneyimden, bu deneyimin stresinden kaçmak için ne yapması gerekiyor? Ya gökyüzünden bir elin onu kurtarması gerekiyor, ya da bizim kültürümüzde beyaz sarıklı beyaz dede, hani beyaz atlı dede onu kurtarması gerekiyor. Ve bu vakayla ilgili bayağı uzun süre bir kafa karışıklığı, böyle bir araştırma yoluna gitmiştim. Ve en nihayetinde evet, fantastik bir stres yaşadığımız zaman, yaşamsal bir deneyim, yaşamsal bir stres yaşadığımız zaman zihin bize hayal gösterir ve kendi dokularımızla, kendi bilgi birikimlerimizle. Aynı bu şekilde kişiliğimizdeki ofansif, kişiliğimizdeki o sert savunma mekanizmaları aslında psikolojik travmalardan kaçışımızdır. Yani kişiliği örselenmiş, narsizması, gururu kırılmış insanların abartılı narsizma geliştirmesi, abartılı reaksiyon tutumları içerisine girmesi aslında it ego süper ego çatışmasından kaçmak için Alfred Adler'in tanımıyla ruhsal organımızın hayatta kalma refleksi. Narsizmle ilgili ne diyorduk? Hayatta kalma refleksi. Kişiliği ezilmiş, kişiliği örselenmiş kişilerin hayatta kalma refleksi. Kendisine der ki ben şifacıyım der. Ben Tanrı tarafından gönderildim der. Ben herkesten üstünüm der. Ve en nihayetinde bizi insan yapan en önemli faktör empati duygusu. Diğerinin ne yaşayabileceğine dair üretebildiğimiz fikir. Ve Alfred Adler empati duygusunu bizi insan yapan ana merkez olduğunu, ana duygulanım olduğunu anlatır. Yani en nihayetinde biz fantastik bir film izliyoruz ve filmde bu filmin bir an için gerçek olduğunu varsayalım. Galaksilerin ötesinde iki galaksi birbirine savaş açıyor. Ve bir galaksi diğer galaksinin bütün galaksisini alt üst ediyor. Ve bunun bir an için gerçek olduğunu düşünelim. Dehşete kapılır mıyız? Korkuya kapılır mıyız? Hayır. Film izler gibi gerçeklikte bile olsa izleriz. Çünkü empati kuramayız o konuda. Biz kimle ilgili empati kurabiliriz? Diğer insanlarla. İşte Hollanda'da büyük bir fırtına çıktı. Şu kadar insan öldü. Biz hemen üzülürüz. Deriz ki ya bak insanlar öldü. Ya da işte Çin'de şöyle bir olay oldu. İnsan olarak hemen kendimizi onların yerine koyar ve empati geliştiririz. Aslında bizim insan yapan en değerli özellik bu. Ama narsizmatik yaralanma, narsizmatik örselenme karşıyı düşünmeyi ortadan kaldırıyor. Yani hani sürekli anlatırım. Narsizma ile sosyopati aslında psikopatoloji aynı şey bir bölümde. Yani bir sosyopat bıçağı sapladığı zaman kan akarken onun nasıl acı çekebileceğini düşünmez.
Dolayısıyla bu onu kriminal yaparken empati yoksunu da yapar. Ama narsist bir laf söylediği zaman karşısındakinin nasıl rencide olacağını hesaplamaz, düşünmez, umrunda olmaz. Birazcık umrunda olduğunda da hak etti o falan yapar. Dolayısıyla narsist de aslında duygusal anlamıyla bir psikopatoloji yaşıyordur. Ve bilim adamlarının tespitlerine göre aslında duygusal acılar da fiziksel acılar kadar acıtıyor, rencide ediyor, yaralıyor. Dolayısıyla sosyopati diğer insanlarla ilgili ne söyler? Ben onların arasına girmek istedim ama onlar beni kabul etmedi. Diğer toplumdan, diğer insanlardan uzaklaşma duygusu var. Narsizm ne diyor? Ben diğerlerinden üstünüm ki. Yani bak o da diğer toplumdan, diğer insanlardan uzaklaşıyor. Yani narsizma ile sosyopatinin çok ortak noktası var aslında. En belirgin fark işte kriminal birinin hukuksal anlamıyla aleni bir suç işlemiş olması, narsistin de duygusal anlamıyla duygusal katliam yapması, duygusal cinayet işlemesi. Dolayısıyla tabii gün geçtikçe artık manipülasyonlar, narsistik, sosyopatik manipülasyonlar da suç literatürüne girmeye, ceza hukuku durumlarına girmeye başladı. Dolayısıyla narsizma ile sosyopatinin ortak özelliği empati kuramıyorlar. Çünkü diğer insanlardan ya kendilerini üstün görüyorlar ya da zaten kabul edilmediklerini düşünüyorlar. Narsizmatik tepki, empati kurma veyahut da sosyopatik tepkiye, o psikopatolojik tavır empati kurmaya engel oluyor. Dolayısıyla Alfred Adler'in tanımlamasıyla aslında çocukluk evresindeki bu travmalar narsizmatik tepkinin veya sosyopatik tepkinin tetiklenmesine, yani empati duygusunun körelmesine sebep oluyor. Çünkü çocukluk evresinde yaşanılan bir sancı, Alfred Adler'in tanımlamasına göre çocukluk evresinde yaşanılan fizyolojik bir bozukluk, örneğin işte bağırsakta sorun çıktı çocukluk evresinde, çocukluk evresinde solunum yollarında problem çıktı ya da işte eklemlerde, kemiklerde bir sorun çıktı. Alfred Adler bu tarz bir çocukluk yaşayan, sorunlu çocukluk yaşayan insanların gelecek hayatlarında çok bencilce ve narsistçe davrandıklarını, kendi egolarını ön planda tuttuklarını ve kendilerini ön plana koyduklarını anlatır. Diğer insanlarla çok empati kurmadıklarını anlatır. Çocukluk evresinde yaşanan bir travmatik durum kişinin eğer çözüm bulunmazsa ciddi şekilde psikolojik bir bozukluk yaşamasına sebep olacağını anlatır. Empati, rüyalar ve çocukluk travmaları, çocukluk hatıraları olumlu veya olumsuz bizlerin karakterinin gelişmesine sebep oluyor. Karakterimizin sağlıklı gelişebilmesi için hayatın mutluluğunu, hayatın güzelliğini, hayatın anlamını sağlıklı şekilde özümseyebilmemiz için ki Alfred Adler yaşam idealinin bizi hayatta tutan, bizi hayata bağlayan çok güçlü bir dinamit olduğunu anlatır. Ve en nihayetinde bizler bir şeyi biliyoruz ki hayatın tadını çıkartabilmek adına insani yönümüzün güçlü olması gerekiyor. Bir basketbol oyuncusunun 1.80'in üzerinde olması beklenir. Ve bir takım 1.80'in üzerindeki boyun üzerindeki basketbolculardan oluşturulduktan sonra ana tema basket atabiliyor mu? Turnikeye girebiliyor mu? Pas verebiliyor mu? Ve bunun yanında hani sportif kalite gösterebiliyor mu? Yani skoral kalite gösterebiliyor mu? Yani bu şu anlama geliyor. Evet, herkes zaten 1.80 boyunun üstünde. Yani herkes zaten boy olarak bir avantaj ortaya koymuş. Ama bir topluluk var. Herkesin eşit olduğu bir toplumda, herkesin eşit olduğu bir organizasyonda kalite aslında skoral durumlardır. Yani hayatın içerisinde hepimiz sağlıklı bir şekilde yaşıyoruz iyi kötü ve güzel bir şeyler yaşamaya, güzel bir hayat yaşamaya umut ediyoruz. Aslında bizim bu hayatı güzel yaşayabilmemiz için skora gidip gidemediğimize, sonuçlara gidip gidemediğimize, hayattan talep ettiklerimizi edinip edinemediğimize bakıyor. Ve en nihayetinde bizi kalite yapan şeyin aslında eksikliklerimiz olduğunu, bizi kalite ve güçlü yapan şeyin aslında hayatın algılama şekli ve diğerlerine duyduğumuz empati, kurduğumuz empati. Yani bu ne anlama geliyor? İnsanlaşmak.
insani erdemler ve hayatı güzelleştirme olguları. Dolayısıyla Alfred Adler çocukluk evresindeki tutumların gelecekte mutlaka sorun çıkaracağından bahseder. O yüzden o çocukluk evresindeki problemlerin hayatın içerisine sağlıklı kanalize edilmesi gerektiğini anlatır. O yüzdendir ki Alfred Adler'in yorumlamaları, bakış açıları, evet, bir tıp hekiminin, bir sosyoloğun, bir antropoloğun, bir psikoloğun bakış açılarıyla eşdeğerdir. Dolayısıyla hayatı algılayabilmek, hayatı fark edebilmek, insanın biricikliği ve insanın o biricikliğine dair çözüm üretebilme kabiliyetiyle paralel olduğundan bahseder. En nihayetinde biz şunu biliyoruz ki çocukluk evresinde yaşadığımız komplikasyonlar hayatımızın ilerleyen safhalarında karşımıza çıkacak ve bunlara sağlıklı çözüm bulabilmemiz, yani Freud'un anlattığı modeliyle travmaların sağlıklı atlatılabilmesi, atlatılamadıysa o konuyla ilgili düğümlenmiş, komplik olmuş, yani psikodinamik yaklaşımla fiksasyona uğramış bölümlerin çözümlenebilmesi için kendimizi tanımamız, kendimizin farkında olmamız ve kendimizi çözümlemeye olan bir merakımızın olması gerekiyor. Ne diyelim, şimdilik durumlar böyle.